Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Yeremya Neden Tanrı'nın Sözünü Ağlayarak Duyurdu adlı hikayemizi okuyacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Yeremya 9. bölüm 10. ayette yazar. Rab diyor ki, Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. İsa'dan önce 930 yılında İsrail, Süleyman'ın ölümünden sonra ikiye bölündü. Kuzeydeki 10 oymak İsrail, güneydeki 2 oymak Yahuda ulusu oldu. Bu bölünmeden sonra iki krallık Tanrı'nın buyruklarına uymadan putlara taparak Rab'den uzaklaştılar. Bunun üzerine Tanrı bu iki krallığı yargılamaya karar verdi. Tanrı kuzeydeki krallık İsrail'i İsa'dan önce 722 yılında Asurluları kullanarak cezalandırdı. Güneydeki krallık Yahuda, kuzey krallığının Asurlular tarafından yıkıldığını görerek bir ders almalıydılar. Fakat hiç ders almadan kuzey krallığı gibi Tanrı'yı terk ettiler ve putlara tapınarak günah işlemeye devam ettiler. Yahuda halkı Tanrı'yı çok seviyormuş gibi görünüp törenlere, kutlamalara ve tapınmalara katılıyorlardı. Ama gerçekte Tanrı'nın isteğini yerine getirmediler ve kendi isteklerine göre yaşadılar. Tanrı'nın vaadine güvenmeden baş kaldırdılar ve itaatsizlikte bulundular. Tanrı kendisini terk eden Yahuda halkını cezalandırmaya karar verdi ve ağlayan peygamber olarak bilinen Yeremya'yı gönderip Yahuda halkına Tanrı'nın yargısının yaklaştığını duyurdu. Peygamber Yeremya Tanrı'nın sözünü halkına duyurmaya başladı. Tanrı anlamsız sunaklarınızdan hoşlanmıyor. İğrenç putların önünde tapındığınızı biliyor. Putlarınızı bırakıp ona geri dönmenizi bekliyor. Geri dönmezseniz Rab size bir daha yardım etmeyeceğini ve yargılayacağını söyledi. Siz Tanrı'nın Yahuda'yı Babillilerin elinden kurtaracağını düşünüyorsunuz. Ama Tanrı farklı düşünüyor. Siz Rab'bin verdiği yasaya uymadınız. Rab'bi dinlemediniz. Peygamberlerin sözlerine kulak vermediniz. Rab Yahuda'yı Babillilerin eline teslim ederek cezalandırmaya karar verdi. Bu nedenle sağ kalmak için Babil kralına kulluk edin. Yeremya, Tanrı'nın halka iletmesine buyurduğu sözleri bitirince, kahinler, peygamberler ve halk onu yakalayıp, ''Ölmen gerek!'' dediler. ''Biz Tanrı'nın halkıyız. Tanrı'nın halkı nasıl Babil kralına kulluk edebilir?'' Sen nasıl Rabbin adıyla peygamberlik ediyorsun? Bütün halk Yeremya'nın çevresinde toplanıp onu öldürmek istedi. Özellikle de Rabbin tapınağının baş görevlisi kahin Paşhur, Yeremya'nın böyle peygamberlik ettiğini duyunca onun dövülüp Rabbin tapınağının yukarı Benyamin kapısındaki tomruğa vurulmasını istedi. Ertesi gün tapınağın baş görevlisi kahin Paşhur peygamber Yeremya'yı tomruktan salıverdi. Yeremya salıverildikten sonra da korkmadan Tanrı'nın sözünü bildirmeye devam etti. Rab diyor ki, ey Paşhur, sen de evin de yaşayanların hepsi de Babil'e sürüleceksiniz. Sen de kendilerine yalan peygamberlik ettiğin bütün dostların da orada ölüp gömüleceksiniz. Fakat sürgün 70 yıl sürecek. Bu süre dolunca Tanrı bu halkı toprağına geri getirip yeni bir antlaşma yapacak. Salıverilen peygamber Yeremya yine her yeri dolaşarak Tanrı'nın yargısı ile ilgili sözünü iletmeye başladı. Ancak Yahuda krallığının yıkılacağını ilan eden Yeremya'nın sözünü dinlemek istemediler. Halk ona küfrederek alay etti.
İnsanlar peygamber Yeremya'yı dinlemek yerine sahte peygamberlerin yalan peygamberliklerine kulak verdi. Hiç korkmayın, Rab bizimle birliktedir. O bizi koruyacak. Babil kralına kulluk etmeyeceksiniz. Rab bizi Babil kralının elinden kurtaracak. Peygamber Yeremya halkı için ağlayarak, Rab, kimse beni dinlemiyor. Şiddet diye, yıkım diye haykırıyorum. Rab'bin sözü yüzünden insanlar önünde bütün gün yeriliyor, gülünç duruma düşüyorum. Artık korkuyorum ve bu yüzden susmaya çalışıyorum. Fakat yüreğimde yanan bir ateş var. Bu yüzden yine sözünü duyurmaya kalkıyorum. Yeremya, Tanrı'nın kendi halkını yani Yahuda halkını kötülüğe karşı Babil kralını kullanarak cezalandırmaya karar verdiğini biliyordu. Bu yüzden her gün gözyaşları içinde Rab'bin sözünü iletmeye gayret etti. Bunu yapmaya çevrede bir kişi olsa dahi devam etti. Peygamber Yeremya, Rab'bi seven, ona itaat eden, ülkesini ve halkını seven bir peygamberdi. Rab'bin sözünü tüm zorluklara rağmen duyurmaya gayret ediyordu. Tanrı'yı terk eden halkını tekrar Rab'bin önüne getirmek için ağlayarak elinden geleni yapan peygamberdi. Yahuda halkının İsrail'in nasıl yıkıldığından ders çıkararak Rab'be dönmesi lazımdı. Fakat hiç ders almadan onlar gibi Tanrı'yı terk edip putlara tapınarak günah işlemeye devam ettiler. Adil Tanrı artık kendisini terk eden Yahuda halkını Babil kralını kullanarak cezalandırmaya karar verdi ve peygamber Yeremya'yı göndererek halkı uyardı. Buna göre yalnız ceza ile ilgili değil, günahın karşılığı olarak Babil kralı tarafından ele geçirilip sürgüne gidecekler ve 70 yıl sonra sürgünden döneceklerdi. Ve Tanrı sürgünden dönen Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacaktı. Bu yeni antlaşma Davut'un soyundan gelen İsa Mesih'in dünyaya gelmesiyle gerçekleşti. Arkadaşlar, Tanrı'nın Aden bahçesinde vaat ettiği kurtuluş tasarısını tamamlayıncaya kadar değişmeden onu nasıl sürdüğünü de burada da görüyoruz. Tanrımız vaat edendir ve vaadini mutlaka gerçekleştirir. Bu yüzden hangi durumda olursak olalım, Tanrı'ya güvenelim ve ona itaat etmeyi unutmayalım. Yeremya gibi ülkemizi, halkımızı seven imanlı çocuklar olalım ve onun sözünü duyurmaya gayret edelim.